Evet, Netli, ha? Ha. evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir ayakkabı incelemesi yapacağız. Bayağıdır ayakkabı incelemesi yapmadık. Bu sefer gerçek bir ayakkabı incelemesi yapacağız. Nike Air Huraçi'nin Limited Edition. Biz... Huraçi mi ne? Hura mı? Öf, Ya şu <laughs> ******'ı okuyayım ya. Yani Nike Air Huraçi Limited Edition bir ayakkabı inceleyeceğiz. Bunu Gökalp kendine aldı. Ona bakacağız. ayakkabında hikayesi de varmış. Hem de o arada onu anlatayım. Böyle bir ayakkabı. Böyle bir şey. Açıyorum. Yavaş yavaş. Burada şey yaparken konuşuruz. Açıldı zaten eşek gibi limited edition olduğu yazıyor. Hurachi olduğu yazıyor. Burada da Nike International bir şeyler varmış. Blogun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şöyle ayakkabı bu. Herkes şey dedi. Ana bu muymuş dedi şu an. Evet bu. Bu Hurachi modeli Nike'ın. Ama T91 yılına tasarlanmış. Ben size bunun bütün hikayesini anlatacağım. Mesela normalde ben bu ayakkabıyı almazdım. Hiç umurumda olmazdı. Gökhalp mesela aldı. Hem dedi limited edition hem de bir de piyasa ucuza bulmuş. yasa da 2000 lira falanken 1000 liraya mı almış öyle bir şey. Onu anlayacağız. İnşallah kazıklanmamışındır. Burası deri bu arada. ilk seride deri olduğu için. Bu arada bunlar çok oynadılar. Burası deri oldu, burası plastik oldu, renk oldu, kürek oldu. Rengi renk oldu yıllardan beri. Neredeyse benden yaşıt bir ayakkabıdan bahsediyoruz yani. bu hangi rengi? Heh, bu hangi rengi? Bu ayakkabıyı ilk tasarlayan adamın çizdiği eskizdeki rengi. O yüzden Limited Edition özel seri. Size ayakkabının hikayesini anlatacağım zaten, merak etmeyin. Bugün biraz sohbet videosu gibi de olacak. İşte kimisi böyle ayakkabı alıyor Limited Edition. Mesela bu ayakkabı çok değerli Gökalp'in gözünde, benim gözümde eh yani. İşte biz NFT alınca da AO oluyor. Nokia. <laughs> bir piksel resim para verdim mi bilmem ne. Hani aynı mantık. Alıcısı varsa bir şeyin herkese satarsın yani. Ay yoruldum ya. Ne zaman da sohbet videosu çekmedik. Evet burada başlayayım hikaye yapmaya? Beni hikaye hikayesi çok etkiledi zaten ayakkabı. Gök sattırmış hikaye. Hikaye şöyle başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu ayakkabı Tinker Hatfield diye bir adam var. Bunun tasarımcısı. Bir gün diyor ki işte su kayağından bir yere gidiyor 1990'larda. O su kayağına gittiğinde böyle su kayağına gitmek de nasıl bir hobi ama ya. Biz halı saha yapamadık. Dokun. Bir kere yaptık sakatlandık diye. Bu arada Tinker Hatfield, Nike'nin en ünlü tasarımcılarından biri. Air Jordan serisinde bir sürü ayakkabısı olan bir adam. Ha bir de tasarımcı tamam ben sıfırdan biri zannediyordum. Neyse bir gün gidiyor. O yüzden Kaya'da gidiyor zaten. Adam evet. Nike'nin en ünlü tasarımcılarından bir tanesi olduğu için. Orada şeyi fark ediyor. Bu ayaklarına geçirdikleri böyle çorap gibi bir şey var. Ne o? Neydi? Ne o? <laughs> Neoprin diye geçiyor bu. Normal hani dalgıç elbisesinden yapılan çoraplar var ya dalgıçlarına giydiği. Onlar var o zamanlar 91'de. Ulan diyor ne güzel madde diyor ya a**ayım diyor. Hiç diyor sormadılar ayak, ayak numaran 44 müdür 45 onlara 9 10 diye geçiyor Amerika'da işte. Hiç diyor sormadılar diyor ayakkabı numaran 9 mudur 10 mudur 8 mi koyayım. Verdiler diyor çorabı taktık diyor. Ve diyor çok rahat diyor. Ayakkabının da bence böyle bir şey olması gerekiyor diyor. Ve ayakkabı baktığınız gibi şöyle arkası falan yok. O şey gibi içinde bir çorap kaptı gibi bu ayakkabı. Ben, hemen eve gidiyor işte ben de bunu bir şey yapayım. Tasarlıyor bunu. Hatta ilk pro prospekt stüdyo prototipini de şuraya koyarsa hatta ya dur da. Çiziyor ayakkabı aynı bu şekil, aynı bu renk. Nike logosu da yok. Arkadaşına soruyor. Ya diyor sen de miydin? Ne ne kimse işte diyor ki ya diyor kral diyor şunu bak bakayım şöyle bir şey çizdim ama. Sen de bir tasarımcı gözüyle bak diyor yani. Bizim gibi tasarımdan anlamayan adama sormuyor bakayım ayakkabı. Adam diyor ki oğlum diyor ben diyor Zeus olsam diyor bu ayakkabıyı giyerdim diyor. Hani tanrı ayakkabısı gibi bir şey bu diyor. Yani Zeus olsam diyor falan. Çok diyor beğendim diyor. Bir de 91 yılında düşünün. O zamanlar böyle ayakkabı tasarımları bu kadar böyle uç bir şey değil. Düşünün arkasına taban koymuyor herifler yani. Hani kardeşin 91 yılında şu hareketi yapmak, şuraya Nike logosu koymamak neyse. Diyor ki onun diyor tanrının ayakkabısı gibi bir şey bu diyor. Zeus, Meus işte antik çağda insanlar ne giyer? Sandalet diyor tamam mı? Sandaletin de Meksika dilindeki adı Huraçi. Diyor ki, tamam diyor Huraçi olsun bunun adı diyor. Tasarımın Düşün bak. Bunu bu, burada logo tasarlatıyorum ben. Adama diyorum ki burayı niye böyle yaptın? Canım öyle hissetti diyor. <laughs> bunu okudum bunu. <laughs> <laughs> bir onluk da kilo <laughs> Adam bak tasarımcı. De pedelek biliyorsan tasarımcı yazmıyorlar deli oluyor. Adam diyorsun ki niye huraç dedin? Sandalete benzettiğim için. Niye sandalet dedin diyorsun? Antik Yunanlılar sandalet giydiği için. Niye antik Yunan? Çünkü diyor ki arkadaşım Tanrı ayakkabısına benzetti. Zeus'un ayakkabısına benzetti. Onun diyor. Onda şey araştırması var bu arada. Sandaleti en iyi, en güzel, en meşhur ülke hangisi? Meksika'yı buluyorlar. Daha Azteklere kadar dayanan bir tane <laughs> sandalet modeli buluyorlar. O yüzden. Aynen. O de bir de onu şey? da araştırıyor herif yani. Diyor ki yani sandaleti en çok hangi ırk benimsemiş? İşte Aztekler, Mayalılar. Zaten onlar birbirine giriyor. Birisi ölüyor, yok mayalar mı yok oluyor? Neyse patlıyor falan. Meksika'da geliyor. Hani Meksikalıların şey Huraçi diye okunu ama Meksikalılar da Varache diye okuyormuş. Bu bilgiyi de alın, götünüze sokun. Meksika'ya giderseniz varaçe var mı derseniz insanlar size şey yapar. Keşke Ibo. a Ibo gitti lan daha yeni reyim Vallahi bakın o da ayakkabıcı. 2 hafta önce şey yapsaydık şunu hayvan gibi bilgi veriyorduk herife. Neyse Ibo. Neyse işte. Varache diye okunuyor. Sonra niye duvar yapıyor? <laughs> Neyse sonra bir tasarımcı da arkadaşına söylüyor bunu. O söylediği arkadaşı şey Nike'de lan bu adamla 90'lar ne güzel yaşamıştır biliyor musun? Vallahi. O da Kobe serisini çizen herif vakti Mesela, zamanda. Belgeseli izlerken Skiing Aynen adam hani <laughs> adam 90 yılında yapıyormuş. su kayağını 91'de yapıyormuş. Ben hayatımda görmedim şu an. Gözümle şahit olmadım biliyor musun su kayağı yapan birine? <laughs> Hep TikTok'ta falan gördüm. Neyse adam diyor ki abi diyor ya diyor hani yaptık ayakkabı diyor Nike logosu koymadık diyor. Sıvuş var ya bunların sıvuş. Sıvuşu yok bunun diyor. O da diyor ki oğlum diyor çok diyor emin sen diyor götüne güveniyorsan diyor böyle yayınla. Hani ayakkabı zaten diyor hani kendini belli diyor kardeşim diyor bak diyor amcam. Hani yedikçe açılır bu diyor çorap gibi. Tamam diyor piyasaya sunuyor. O zaman da 91'de şimdi böyle sana bana piyasaya sunmuyorlar. Ne diyor? unuttum, unuttum. Ha, Diyor ki kardeşim diyor o zamanlar 91 yılında bu ayakkabıları böyle internetten falan satamıyorsunuz ya işte atıyorum sallıyorum. YKM vardı İzmir'de. YKM senin sunman gerekiyor Bak yakın modelleri var. YKM diyor ki benim adam bunu alır bunu alır. Hani satış müdürleri biraz orada önemli. Onların sistemi değişikmiş sipariş almadan üretime geçmiş. Minimum 5000 tane sipariş alması gerekiyor. Yani şey gönderiyor sana. Atıyorum diyor ki bak diyor kardeşim böyle bir ayakkabı çıkacak. Yeni Huraçi 2022 yılında. Katalogda bu var. Bundan ister misin diyor. Geri bildirim alıyor şeyler Bayi diyeyim ya. Bayi diyor ki işte yaz bana bin tane yaz bana iki tane. Bayiler bunu görüyor demiş ki, bu ne a**ınakoyim demiş. Nike logosu yok bunda. Sikerler bu ayakkabı demiş alınmaz, satılmaz. O yüzden üretime geçmemiş ayakkabı. Ama tasarımcılar çok ve ürün müdürü çok bayılmış ayakkabıya. Hani bayiden bir de a**ınakoyim niye fikrini soruyorsun ki sen bayini? Çankaya'daki ayakkabıcının şu tasarımla adam diyor su kayağından yaptım falan filan. Bundan hakkında ne fikri olabilir? Konakayım Şafak Kunar'ın bunun hakkında ne fikri olabilir <laughs> Ama o zamanlar öyleydi. Hatta genelde şey olur ya böyle referandum yaparlar. Devlet devlet da böyle saçma sapan bir kararı kabul ettirmek için her zaman referandum yapar. Niye? <laughs> Çünkü kalabalığın vereceği fikir boktandır abi. Yani bu dünya genelinde böyle. Referandumun çıkış amacı budur yani. Hani eğer salakça bir karar almak istiyorsan referandum yap derler. Büyük politikacılar. Şeyi düşün. 90 yılında, 91 yılında sen e, arka tabanı olmayan çoraplı ayakkabı yapıyorsun. Bir de hayır. Zaten şu Nike olduğunu göstermediği için bayılıyor ki. Bunu okuyayım, bunun ne olduğu belli değil. Satmayayım. diyor. Nike burada yazıyor bunda. Şimdi mesela çorapsa Ayakkabı giymek falan okey moda ama 90 <laughs> yılında korkunç bir şey. Tabii canım gitti diyorlar. Neyse sonra ürün müdürü Nike'ın diyor ki ya diyor Kerim bunların vereceği feedback'i ben diyor geri bildirimini okuyayım diyor. Biz diyor 5000 tane üretelim'' diyor fabrikadan. Bunu herhalde headquarter'dan gizli yapıyorlar. Yani e, sipariş gelmediği için göt ister yani 5000 ayakkabı götüne teker teker sokarlar. Yani 10000 çift şey ediyor, tek ediyor. Neyse o arada New York maratonu varmış. New York maratonunda tezgah açıyor, bir şey yapıyor, patır patır satıyor 5000 ayakkabı ayakkabıyı. Bu i̇nsanlara deneme olanağı veriyor, ve ha, satıyor. Deneyin diyor, alın diyor falan. O arada satmış. Sonra bir ay önce hiç sipariş gelmeyen ayakkabı, bir tek bile sipariş alamayan ayakkabıya bir ay sonra 500.000 çift sipariş geliyor. Yani 500 bin kutu sipariş geliyor ve böyle doğuyor Huracı modeli. Bu bilgiyi de ortamlarda satarsanız artık bir mekanda kızla buluşunca anlatırsınız. Mis gibi. Şimdi ayakkabıya bakalım. İlk model olduğu için bu e, birebir aynı prototip. Yani burası deri. O zamanlar deri ayakkabı çok önemli 90'larda. Ve yumuşak bir derisi var. Zaten bunun bir tık yumuşağı balenciye kaplıyor. Burası deri. Burası plastik. Burası çorap gibi zaten yekpare. Şöyle biraz parlak. Bak. Bu arada ayakkabıyı ben... da göstermedim. O kadar, o konuştum ayakkabıyı göstermedim. <laughs> Şurada i̇şte bak Nike yazıyor. Aldığım bilgilere göre bu Nike'ın en rahat ayakkabılarından birisi olarak kabul evet. ediliyormuş. Bu arada bunun sonra NBA'ye falan da uyarladılar. Bunun burasını böyle bir şey çıkardılar. Arkasına tabanlık koydular tabii NBA'de. Genelde yani parmak ucu muhabbet olduğu için. Burayı sınırlandırıp. Sonra o da bir Kobe ayakkabı... Bir işte Kobe'nin ayakkabılarını üreten adam. Sonra o da Eric Gavara şey oluyor, ilham oluyor. Bunun burasına böyle çıkıntı koyuyor. Onu sen fotoğrafını koy. Aynen, rahmetli Kobe'nin giydiği. Orası delik olan sonra o delikler kapandı. Böyle hava boşluğu falan yapıldı bazı modellerde falan. Onlar oluyor ama onun da ilhamını bundan oluyor yani. Düşün öyle bir ayakkabı. O kadar tasarım şeyini değiştiriyor. O zaman Gökhan sen giy ayakkabı senin ya. Ben giyeyim şimdi ayakta görelim. İyi bakayım amcam. Kaç numara aldın sen bunu? 45. 44 giymiyor musun sen? Evet ama bu arka tabanı olmadığı için 45 alın diyorlardı. Yani bir numara büyük alın diyorlardı ne giyiyorsanız. Aa, Bana bir bir fit oldu. Bak bilmiyordum ben bunu. Güzel bilgi bak. En eğer bilgi şu haber. Nike'da bunu alacaksan. He, benim şu an inandığım bütün değerler gitti. Normalde mesela ben Nike'da tam alırdım. Adidas'ta bir numara küçük alırdım benim ayakkabıya. Her ayakkabıya ayak. göre değişiyor işte. İşte o her ayakkabıya göre değiştiğini şimdi anladım ben. ben. Adidas'ta 44 bana olmuyor mesela. Bana 43 oluyor Adidas'ta. 44 büyük geliyor. Bir de bu niye elimiz dediği için yani şey değil. Sadece 3 tane tane yok dünyada bundan. Sadece bu sene üretilecek bir daha üretilmeyecek gibi bir limited edition. Hmm, 30. yılın özel yapmışlar. Evet, OG serisi diye geçiyor bu. 4 tane rengi vardı ilk çıktığında. Bütün o renkleri tekrar... OG çıkardım. serisi çıkıyor. niye peki OG? 90'ların orijinal... Ha, şey. original diye geçiyor. Tamam yani adama gönderme. İlk Renkler. Bu arada şöyle bir bilgi de var. Onu da yazmışım ama okumamışım. 9,5 onç mı diyor. Yani 270 gramlık bir ayakkabıymış bu. O zamana göre, 90'lara göre ayakkabı böyle taş gibi olurdu. Attı mı ayak başı falan böyle kanatırdı ayakkabının tabanı. Sert olurdu falan. O zamanlar için ha, hani insana hafif diye bile almıyormuş yani ayakkabı. Bu ne a***** ne koyayım demişler. Yani. Altı şöyle göstereyim ben. Gökalp'in de ayağını görelim. Tasarımla ilgili yine ayakkabıyı adam ayağını sarması için yapıyor ya. Hani Reklamları nasıl yapıyorlar ayakkabını? Ha evet dur. Afişi çok güzeldi. Bugün de hiç ayağınıza sarıldınız mı diye bir mini posterle çıkmışlar ayakkabıya. Adamların tasarımcısından reklam şeyini ayarlananlara kadar on numara bir takımım var. Bunu okuyun biz bir tane reels çekecektim ben. Şimdi herkes görmüştür diye hesapta da. Adam diyor ki arkada diyor banka reklamı gözüktü diyor. Bankanın şeyi var diyor. Diyor ki bankaya ne alakası var bakın diyor. <laughs> Diyor ki olsun diye blur atalım. Düşün yani 91'deki adamların iş yapış şekline bak. Müdür risk alıyor. Hani yapalım diyor 5000 tane New York Marathon'da. Müdür lan pazarlama müdürü. 5000 tane ayakkabı alıyor. Bohçacı gibi New York Marathon'a gidip seriyor. Şirket de Nike bu arada pardon. Ha şirket de Nike hani adamların haberi yok headquarter'ın. Ki verirler adamı. <laughs> Yönetim, hani muhasebecinden fotokopi makinesinde... Headquarter'larında bir <laughs> şey var ya, kayak. Sabahtan akşama kadar kaydırırlar orada. Aynen öyle. Ki verirler adamı. Bak cesarete bak ya. İşte böyle marka dünya çapında global oluyor. Böyle risk alan, hani böyle gizli gizli iş yapan. Biz de aman bir soralım, aman bir şey yapalım. Ondan sonra yırtak gibi iş çıkıyor ortaya. Yapacağın işi kim sizin? Evet, Gökalp'in de bir ayağında görelim artık. Ben bunu telefonla çekeyim bu kısmı. Evet, ayakkabıyı giydi. Aşırı rahat. Böyle bir şey yok. Bakayım, zoom yapayım şöyle. Olmuyor, Makroyu patlatayım da Aynen öyle. İşte bunun başka renkleri daha güzeldi ya. Bir sürü rengi var hangisini istersen. Ben, bu bana direkt Back to the Future'ı hatırlattı. O yıllara götürdü. Bu rengini sevdim o yüzden. Kötü durmuyor ya. Baya rahat. İnanılmaz rahat. Bence denemen lazım. Böyle bir şey yok. Oğlum 2000 lira ayakkabı param verilir ama. Ya. He, kutusu da özelmiş. 90'larda kutusu böyleymiş kaynak. Sonra full turuncu oldu doğru. Neyse böyle bir videoydu. Bunlar hep ilgi işte ya ortamlarda satılır yani. En kötü götümüze sokarız. Evet, kanala beğenin, abone olun, zilleri falan açın, yorum at yazın bir şey yapın ama şu bildirimleri artık düzeltsin ya. Kimsenin haber yok. Öldüm mü, kaldım mı diyorlar. E, haftaya konuk geliyor. Sürpriz bir isim. Çok sürpriz değil bize göre de. E, ondan sonraki hafta yine böyle şeyler inceleriz. Arka evet. Evet, geri dönecek miyiz? Döneriz, döneriz. Konuk da olur, inceleme de olur. Evet aşağınız parlasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Taşaklarınız parlasın. Seviliyorsunuz. 2000 lira ayakkabı okuyorum. Kaç paraydı bunlar ya? 250-300 liraydı bunlar ya. Kim ya? Tövbe tövbe.